ilimde ve bilimde öncü, Çayırova'da ebediyete yürüyen örnek şahsiyet Fatih Sultan Mehmet Han. Kültürler başkenti İstanbul'un giriş kapısı olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Merkezi Çayırova, kültür tarihimizde de çok önemli yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bilim, sanayi ve teknoloji sahalarında yapılan icatlar dünya medeniyetine büyük katkı sağlamıştır. Fatih'in iyi bir stratejist, iyi bir komutan, iyi bir lider ve devlet adamı olarak yetişmesinde genç yaştan itibaren ilim ve bilim adamlarına verdiği önemin rolü büyüktür. İstanbul'un fethinde kullanılan tarihteki Yivli ilk havan topu olduğu bilinen Şahin'in çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır. Şahi toplarını soğutmada kullanması için geliştirdiği yağlı soğutma sistemi, bugün otomobillerde kullanılan yağlı soğutma sisteminin ilk örneğini teşkil eder. Çağı açıp çağı kapayan ve İstanbul'u fethederek Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han, 32 yıllık hükümdarlık süresi içinde dünyada birçok başarıya imza atarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Devlet yönetimi ve fetihler için seferden sefere koşan Fatih, ilim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yapmıştır. Kültür, sanat ve edebiyata önem veren Fatih, günümüzde Avni Mahlası ile yazdığı şiirleriyle bilinmekte. Çevre ve yeşilin korunması ile ilgili hazırladığı kanunlar, işi ehline verin prensibiyle devlet yönetimindeki icraatları, onun ne kadar başarılı ve çok yönlü bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet'in etkili zaman yönetimiyle ortaya koyduğu başarılar, bugün bilgi, bilişim ve iletişim dünyasındaki çalışmalarına ışık tutmakta, gençlere yol göstermekte ve rol model olmaktadır. Çocukluğunda aldığı farklı alanlardaki eğitim, genç Mehmet'i çok kısa bir sürede hem sultan hem fatih yapmasına zemin hazırlamış, bugünkü gençlerimizi de heyecanlandırmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitelerinden biri olan bugünkü İstanbul Üniversitesi, Sahn-ı Seman adıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde gençlerimizin rol model alacağı Fatih Sultan Mehmet, ilimde ve bilimde öncü bir padişahtır. Yenilikçi bir deha olan Fatih Sultan Mehmet Han, icatlar, fetihler, inovatif mimari yaklaşımlar, eğitim ve sanat konusunda Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Osmanlı ülkesinde bilim alanındaki çalışmalar İznik Medresesi'nin açılmasıyla başlamıştır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet devrinde çeşitli dillerden bilimsel eserler Türkçe'ye çevrilmiş, Osmanlı Devleti bilim dünyasında matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Bilim adamlarının başarılı çalışmalarına destek veren Fatih Sultan Mehmet, medrese, hastane, kütüphane gibi kurumların açılmasına öncülük etmiştir. Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek veren Fatih, bilim ve teknolojinin gelişmesine imkan sağlamıştır. Kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yere sahip olan Fatih, ilim, bilim ve devlet adamı olarak örnek bir şahsiyettir. Fatih Sultan Mehmet Han, bugün Türkiye'nin bilim, teknoloji, sanayi, tarih ve kültür alanlarında önemli şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçe sınırları içinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi alanında bulunan Hünkar Çayırı'nda 3 Mayıs 1481 yılında ebediyete intikal etmiştir. Kendisini minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.